sıvayım Aybalam. İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu Everest'in bana hadi kaynana. Gazsın senin öküz efendi. Dere kadın hiç aldatılır. Yani asla ben onları böyle bu duruma düştüklerinden dolayı kesinlikle rencide. Birisi belki hakkı bey olabilir. Hayırdır Kemal efendi? Ben bu evde yaşamıram. Yaşıyorsun. Günaydın. Ne haber? Ben derim ki ben televizyaya bakıram. Canım benim, ben işe gittikten sonra bakarsın. Ben dün akşam maçı kaçırdım, bari gollerini göreyim ya. Programın en maraklı yeriydi. Adam arvadını baldızıyla aldattığı için, kadın da doğru olarak erini bakkalla aldatıp. Doğru olarak tabii doğru yapmış yani. O da ona şey yapmış, ondan... Ne diyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun sen? Ben evimde böyle hastalıklı hikayeler falan görmek, duymak istemiyorum ya. Yapma. O onu boynuzlamış, ona bilmem ne yapmış. Bana ne bundan ya? Ben sakin sakin böyle gollerimi izleyeceğim. Ondan sonra da mutlu ve huzurlu bir şekilde sakin sakin işime gideceğim. Ben de... Sakin sakin televizyaya, oradan da insanlara bakıp halıma şükrelemek isterim. Allah Allah. Halinde şükretmek istiyorsan ben hemen sana güzel bir örnek vereyim. Bak hemen şükredebilirsin. Kağıt üstünde de olsa benim gibi koca bulduğun için, benim gibi kocaya bir sahip olduğun için... halinde günde 10 kere şükredebilirsin. Ver şunu ya. He, sabah sabah futbola bakan bir er. Ne başa düşürsünüz? Ben de hiç başa düşmür. 22 kişi bir topun arkasından kaçır. Hah, bir sen kalmıştın bu klişeyi öğrenmeyen. Sen de öğrendin. Aferin ya, tebrik ederim. Yani kesinlikle vatandaşlık kazanırsın. Hayatım, bunlar eskidi artık. Bu klişeleri unutun. Yeni şeyler yaratın. Kafanızı değiştirin biraz ya. Al golü de kaçırdım senin yüzünden be Cazibe. Sen bu çabukluğun yüzüne esir hayatının golünü kaçırdırsan ama bunun farkında bile değilsen. Vay vay vay, artist. Kobut mobut valla. Mal ortada. Beğenmeyen büyük kızını almasın. Kusura bakma yani. Niye değiştin ya şimdi? Ne yaptın? Büyü mü yaptın televizyona? Ne yaptın ya? Yegin sev kumandasını almışsan. Versen şu kumandayı ya. Ben bilmirem haradadır. Of Cazibe ya. Çocuk çocuk böyle hareketler, kumanda saklamalar. Koskoca kadınsın artık ya. Şşt. Aman. Cazibe spor 1, kabut spor 0. Beni alayım şundan buradan. Vazgeçin. Vazgeçin yani. Evet Durancığım, evet. Bu evlilikte bak birinci şahit diyor ki Barış Şen. Bu Pepele Gonzales var ya, onu ben tanıyorum. Bir de kadının şahidi var, Gül Bülbüldül. Kimdir bu Gül Bülbüldül? Ha? Ben bu kadın hakkındaki bütün bilgi akışını bana iletmeni istiyorum. Evet, bu kadın kimdir? Yaşı kaçtır? Ne yer, ne içer? Ayakkabı numarası kaç? Kredi kartı limiti ne? Vücudun herhangi bir yerinde doğum lekesi var mı? Evet, Lost'un finalini seyretmiş mi? Beğenmiş mi? Bunlar hakkında bilgi istiyorum. Hadi, güzel haberlerini bekliyorum Turancığım. Ay. Gül Bülbüldül ha? Manida, Manida ne oldu ya? Teessüf ederim, teessüf ederim sana. Ne? Demek sonunda bunu da yapacaktın bana ha? Aşk olsun yani. Söyle bana, söyle bana, açık konuş. Kim o kadın? Kim Lost'un finalini seyredip seyretmediğini merak ettiğin kadın? Açık konuş, kaç ses olur, berabersiniz kaç. Manidar, bir dakika sakin ol. İki dakika sakin ol ya. Ne finali, ne diyorsun sen? Ben her şeyi duydum. Beni aldatıyorsun. Gül gibi karını,
Gül gibi karını gül diye bir kadını aldatıyorsa Allah bilir sana Sawyer diyordur. Çakma Sawyer. Manidar, ne aldatması, ne Sawyer'ı. Ben Kemal'le Cazibe'nin yaptığı evlilikte bu kadının şahitliğini yapan Gül Dülbülbül'den bahsediyorum ya. Bir de utanmadan söylüyorsa bunu öyle mi? Hem de tanıdık biriyle aldatıyorsun beni. Bravo yani sana, bravo. Manidar, delirme ve adamı delirtme. Ben bu Kemal'le Cazibe'nin yaptığı evliliğin çakma olduğunu ispat etmek için çaba sarf ediyorum. Allah'ın izniyle umuyorum yani. Bu sefer bunların evliliğin çakma olduğunu ispat edeceğim ya inşallah. Yani beni aldatmıyorsun. Ben ne aldatması canım? Allah Allah. Aranızda bir şey yok mu? Kimle? Yani diyorum ki... 8-15 sayılı sefer sayılı uçakla ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın o üç şeyden biri o kadın olmaz değil mi? Tabii ki be güzelim. Öyle bir ıssız adaya düşsem yanıma alacağım üç şeyden üçü de emin ol ki sen olurdun. Yalan. Niye yalan? Sen benim biricik aşkımsın yav. Ay canım bir daha söylesene. Sen benim biricik aşkımsın yav. Mahzar olan anlar. Ay, ay ya. Bir daha söyle ne olursun. Sen benim biricik aşkımsın, mazhar olan anlar. Ya şu mazhar olan kısmını at, öncesini söyle. Sen benim biricik aşkımsın. Ay canım bir daha. Manidar, istersen bipini çıkarma ha? Tamam tamam canım, tamam kızma. Sağlıyorum beni. Günaydın Kemal Bey. Ya günaydın. Top. Kemal'im. Günaydın kardeşim. Ne haber? Sensin lan günaydın. Kemal'im. Hayrola? Ne lan bu surat? Sabah böyle muşmula maskesi falan mı yaptın? Ne iş? Kes abi zırvalamayı kes. Zaten kafam bozuk biraz sabah sabah. Şimdi baktığın zaman o belli oluyor zaten de. Kemal'im. Kim bozdu senin kafanı sabah sabah? Bir düşün abi. Bu dünyaya benim asabım bozma göreviyle gelen insan kim abi? Kim söyle bir düşün. Şimdi baktığın zaman sanki hani benden bahsediyormuşsun gibi ama bilemedim Kemal. Hayır sen zaten garantisin ya. Sen zaten bozuyorsun da senden başka kim yani? Kim? Kim? Şimdi birden böyle düşünce tam şey yapamadım. Aklıma gelmedi ama bir ipucu ver Kemal. Bir ipucu ver. Hakikaten bulacağım bak. Bir ipucu ver. Abi oyun oynayacak vaktim yok benim. Kusura bakma abiciğim. Ya bir ipucu ver be Kemal, gözünü seveyim bir ipucu. Ben zaten hemen yakalarım, bulurum kim olduğunu. Sen ver bakayım. Yakala o zaman. Hah. İsminin baş harfi C ve yabancı bir ülkeden geldi. İsminin baş harfi C, yabancı ülkeden geldi. Oğlum tabii ya. Ben şimdi bunu nasıl şey yapamadım aklıma bak. Birden düşününce şşt. Anın öyle çaktı şimşekler kafada aklıma geldi. Cevat Prekanti Kemal. Kim? Prekadil oğlum. Galatasaray'la eski futbolcu var böyle bir koyuyor topa. Zemine çok yakın böyle roket atar gibi gidiyor ya. Cevat Prekadil. Abi çok merak ediyorum ya. Vallahi acayip merak ediyorum. Yani o tek hücreli beynin yani nasıl bir elektriksel akım yaratıyor da sabah sabah bana Cevat Prekadil diyorsun. Çok basit Kemal. Şimdi yabancı dedin. Baş harfi C dedin. Şimdi ben düşününce böyle çakan şimşek direkt Cevat Prekadil dedi. Çok basit yani. Ulan cazibeden bahsediyorum. Amip spor. Yabancı C. Kemal o zaman cazibe senin moralini bozmuş. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Hayranım zekana yani. Beynine hayranım beynine. Yani şimdi tabii C deyince yabancı deyince çakıyor ya kafada. Da cazibe niye bozdu senin için moralini Kemal? Kardeşim sabah sabah kalktım. Spor kanalı açayım. Bir iki gol göreyim dedim. Hemen kaptı elimden kumandayı. Açtı başka program. Ondan sonra da bir ton laf. Aman efendim bu futboldan ne anlıyorsunuz? 22 kişi bir tane topun peşinde dolaşıyor. Bıdı da bıdı da bıdı da bıdı yedi beni ya. Allah Allah ya. Ne kadar saçmaymış Kemal. Ne yani şimdi bir tane adam 22 tane topun peşinden koşsa daha mı? Çok saçma olur mu öyle şey Kemal? Baş ver ya takma kafana boş ver Kemal'im. Takma kafana olur mu kardeşim? Eğer bir kadın senin elinden kumandayı kapıyorsa teslimiyet bayrağını çektin demektir. Yani Allah korusun. Aslında doğru söylüyorsun evet Kemal. Gel. Kemal Bey, Hulusi Bey sizi görmek istiyor. Tamam. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun? İş yeri oğlum burası. Deli misin sen? Al, bir de şimdi Hulusi Bey'le uğraş. Hulusi Bey'in üçlemeleriyle uğraş. Aa, yetti be. Vallahi içime fenalık geldi ya. Haydi yavrum kemik.
Sebbahidü, severler güzeli genç ise. Alo, zar tutmasana kardeşim. Ne diyorsun sen be, ne zar tutması? Koyarım şimdi kafaya, ben zar falan tutmuyorum. Hadi lan, geçen sefer zar tuttun ya, partiyi öyle aldın. Bana bak, delirtme adamı, tamam mı? Şimdi alırım bu tavlıyı, geçiririm kafana. Hadi ya, geçirsene kafama. Bak, geçiririm bu tavlıyı kafana, şimdi görürsün ha. Bırak, bırakıyorum. Bırak, Allah'ım, bırak. Bırak. Ne yapıyorsun sen? Çocuk gibisin vallahi. Ben sana kaç kere söyledim, kendi kendine tavla oynamak yasak diye. Cız, elleme bunu. Ya, ileri geri konuşuyor ya. Nasıl geçen sefer tavlayı koltuğunun altına vermiştim diyor, terbiyesiz. Vallahi çocuk gibisin. Hayır, o kadar da sakladım. Nereden buldun bilmiyorum ki. Hayır, sakat kalacaksın. Böyle şeyler yapma. Tamam ya. Vallahi bir daha kendimle tavla oynamayacağım. Kavga ediyorum. Olmaz ki böyle. Ne oluyor ya? Pardon. Tamam ya. Turan. Efendim Turan. Evet, dinliyorum. Ha. Ya. Demek bu gül düldül yabancı uyluklu kadınları evlere gündelikçi kadın olarak gönderiyormuş, öyle mi? Güzel. Tamam, hadi bakalım. Sağ ol Turan verdiğin bilgiler için. Bakalım bana da geçici de olsa bir tane gelin bulabilecek mi? Sağ ol Turancığım. Evet, artık yaşlar terine oturmaya başladı. Gel. Efendim, beni emretmişsiniz. Hah, gel Kemal, otur. Moralim çok bozuk Kemal. Ne oldu efendim, hayırdır? Hiç de hayır değil. Ya kolu Simge ile ilgili. Simge mi? Yani Simge Hanım mı? Ne oldu ki? Ya bu biriyle görüşüp duruyor Kemal. Efendim, hani o ben rapor etmiştim de soğan cücüğünü bertaraf etmiştik. O değil Kemal. Şimdi başka biriyle görüşüyor. Aman Allah'ım, ya bu görüştüğü adamın bir de evine girip çıkıyorsa... Bu işler bizim camiada çok ters karşılanır Kemal. Camia derken Fenerbahçe camiasında. Yok canım, onunla ne ilgisi var? Yani aile ve akraba camiası için diyorum. Bak Kemal, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, aramızda hiçbir mesele yok demesine rağmen bütün basının Aykut Hoca ile Alex arasında bir kavga var gibi göstermesi. İki, zeytinyağına çok batırılan zeytinlerden üç tanesini tabağıma aldığımda o çatalın bir türlü zeytine saplanmaması. Üç, kızımın evde olmadığı bir halde bir adamın evine girip çıkması. Aman efendim, yani Simge Hanım öyle şeyler yapmaz, böyle şeyler söylemeyin lütfen. İnşallah. Yoksa şirketi hapishaneden yönetmek benim için çok zor olur Kemal. Yani diyorsunuz ki o cücüğü direkt öldürürüm. Öldürürüm. Ve senden de bu konuda yardım istiyorum Kemal. Aman efendim, ben yani tavuk bile kesemem, kan tutar beni. O değil canım, o konuda değil, Simge konusunda. Yani senden göz kulak olmanı istiyorum. Bir şey duyarsan bana hemen cık diye haber ver. Tabii efendim, o zaman ben öyle bir şey duyarsam, görürsem ben size haber veririm yani. Cücük alarmındayız Kemal. Cücük alarmı, tabii cücük alarmı. Dört 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 dört. Senden iyi cücük mü var? Tombix. Hayret bir şey ya kardeşim. Kız koskocaman kız. Onun böyle sevdiğine mevdiğine böyle gittiği yerlere karışma artık. Ayıptır ya. Hadi. Hadi devam, devam. Çalışalım. Laf dinlemeyelim. Önümüze bakalım. Bakalım önümüze. Hadi. Çık. Gel buraya. Burası burası mı oluyor? Beyefendiciğim, burası dadılık şirketi, okumadınız mı? Ha, benim okuma yazma yoktur kurban. O da olur, dadılık şirketi de olur. Buyurun. Oturun. Ne vardı?
Ben de Aslı Öper vardı. Ay, espri yaptım öyle. Ben çok fakirim be kurban. 3 seneden beri bir pilav bile yemiyorum. Çünkü pirinç yoktur. Ben de otomatikman yağ ve suyuna ekmek banıyorum. Pilav yok, pirinç yok. Bir patlıcan bile yiyemiyorum ben 3 seneden beri. Hani bir çarşıda, pazarda patlıcan görsem gözlerim yaşarıyor. Ben patlıcan bile yiyemiyorum. Fakirim ben, fakirim. Bende para yoktur. Anladım ben sizi beyefendiciğim. Sakin olun, siz galiba çakma evlilik yapmak istiyorsunuz. Kurban, ben de bir evliliğe çakmak istiyorum yani. Evli misiniz? He, evliyim. Allah bağışlasın, 18 yaşında bir kızım var, dershaneye gidiyor. Evliyseniz olmaz mı? Yok kurban, ben evli değilim. Benim karım 2 sene önce trafik kazasında vefat etti. Ay, ben de çok özledim karımı, yalnızım. Fakirim ben, çok fakirim. Efendim, sakin olun, hepsini çözeriz. Bakın size patlıcan da alırız, pirinç de alırız, patlıcanınızı da yaptırırız. Yaptırırız yani, hallederiz, siz hiç merak etmeyin. Evlilik? Tabii tabii. Peki bacım, nasıl oluyor bu işler? Çok kolay, anlatayım. Size uygun bir eş buluyoruz, para karşılığı sizi baş göz ediyoruz. Aa, yalnız bu arada yabancılar şube bu aralar birazcık işleri sıkı tutuyor. Yani bir süre belki aynı evde yaşamanız falan gerekebilir. Herhalde bir sakıncası olmaz sizin için, değil mi? Yok yok, olmaz. Yalnız asla katiyetle çiftler arasında tensel bir şey yaşanmıyor. Yok yok, bir şey olmaz. Tamam o zaman, nüfus kağıdınızı alayım. Şuraya bir telefonunuzu yazın. Vay 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 ya. Bu kadar basit mi oluyor bu işler? Aksın, Allah Allah. Tabii ben size uygun bir eş bulduğumda sizi arayıp haberdar ederim. Benim tek derdim patlıcanla pirinç yemek zaten. Lütfen. Tabii ki, Peker Pekmez Bey. Ben arayacağım sizi. Yaktım seni komşu Kemal Kökreyen, yaktım bu sefer. Demek para karşılığı ha? Gelsin dedektiflik terfisi. Buyurun, aralı günler. Aralı günler, buyurun. İndirim var, aralı günler. Piştim ya. Bu ne? Nasıl bir çalışma ortamı ya? Eşek ürüsü gibi koktum. Sen. Ya. Böyle pişmek yok ya. At kılından mı yaptınız ya? Deve tüyünden mi yaptınız bunu ya? Eşek ürüsü gibi kokuyorum ya. Kirayı çıkartmak olmasa hayatta çalışmam ya. Nasıl aktörlük ortamı bu ya? Nasıl bir şey bu ya? Allah hasibe, cazibe. Ne yapacağım ben şimdi? Yürüyelim. Vız vız vızıldarım ben. Her çiçekten bal alırım ben. Bakülü bir çiçek gördüm mü? Dayanamam, yürürüm ben. Ne inirsin be? Vurma yüzüme, vurma. Yüzümle para kazanıyorum. Aa, Erdoğan. Cazibe, nece sen? Oh, oh. Biraz eşek ölüsü gibi kokuyorum ama aktörlük, sahne teri. burada sahne aldığımı öğrenince mini karının seni sokmasını mı beklemeye geldin? Yok, benim haberim yoktu. Ben Gülbacı'ya gelirim. Giderken de elim boş, gıçım yaş getmeyeyim diye hediye bakarım. Arkadaşlık duyguları nasıl gelişmiş? Aynı ben. Sen ne inirsen burada? Ben ismini vermek istemediğim bir bal firması beni reklam yüzü olarak değerlendirmek istedi. Popülaritemi kullanmak istiyorlar. Bunda üzün görünmür ki. Yüzümün eskimesini istemediler. Yüzüm eskimesin, arkadan kampanyayı patlatalım, sansasyon olsun dediler. Karşılığında da $1 milyon veriyorlar sağ olsun. $1 milyon Yani benim kaşemin altında $1 milyon ama ne yapacaksın? Ama ben yalnızca Azerbaycan Türk Dostluk Cemiyeti'ne yarısını, diğer yarısına da ay balam beni okula gönder kampanyasına aktarırsak olur dedim. Bir akşam sen. Şşş, Erdoğan, niye çıkardın maskeyi? Nasıl çıkarmayayım kardeşim ya? Nasıl çıkarmayayım ya? Bu nasıl bir sıcaklık ya? 150 derece fırın gibi oldu içerisi. Ben Broadway'de sahne almama rağmen böylesine şartlarda çalışmadım ya. Saksı değilim ben, saksı değilim. Ben anlamam. İşini aksatırsan akşam 30 lira yömyeni alamazsın. Kusura kalmayın, ben Erdoğan'ın bacısıyam. Gören de 5 dakikalık danışırdık. Bacı. 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 Bunu bilmem. Saatine 3 lira para alıyorsun, keserim yövmeni.
amma tımbırı yaptın be. Amma lalu yaptın ya, bir dakika. Ya ben 1 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmışım. Sen 3 kuruşun lalusunu yapıyorsun bana be. Hüh be. Bir dakika, bir dakika. Ben artık seninle görüşmüyorum. Artık bundan sonra avukatlarımız görüşecek. Menajerim nerede? Tarti, çantamı getir. Çantamı getirsinler. Erdoğan. Ya bir dakika ya. Ben böyle amatörlerle çalışmak istemiyorum Cazibeciğim. Gel beraber sütlacımızı yiyelim. İşi bıraktım. Benim acelem vardır. Gülbacı'ya gitmem lazımdı. Ben sütlaç pişirmişim Kemal abine. İsteyirsen sana da veririk he? Hala Kemal abi yani. Kemal abi olmadan biz o sütlacı yiyemiyor muyuz biz? Özüne yaşlı bak Hasan. Kusura kalmayın. Hayırlı günler. Görüyorsun değil mi kadın milletini? 2 dakikada satıverdi ya. Neyse artık. Show must go on, ha? Profesyonellik. Hadi lan manyak, yürü git, kovuldun. Beni kovamazsın sen. Sen beni kovamazsın. Ben kendim istifa ederim. Demek istiyorum ama istifa de etmek istiyorum. Hadi çalışalım. Ya yürü git, kovuldun. Üstündekileri de ofise bırak çıkarken. Dua et sokunca ölüyorum. Dua et sokunca ölüyorum. Şunları da okuturuz abi. Kirayı çıkarırız, ne yapalım? Anlayacaksın, Hulusi Bey kullanırsa soğan çocuğu gibi ezer beni abi. He? Bir şey mi dedin Kemal? Çin Seddi'ni diyorum. Bizim Laz müteahhite vermişler kat karşılığı. Yıkıp yeniden yapacaklar. Harbi mi lan? Manyak mısın lan? Ben ne anlatıyorum 2 saat? Ha? Ben ne anlatıyorsun Kemal? Ya Barış kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Atletizm Federasyonu sadece salatalıkların yarışı bir maraton düzenlerse kim kazanır biliyor musun? Kim kazanır Kemal? Sen kazanırsın kardeşim. Çünkü hıyarın önde gidenisin. Ulan 2 saattir sana Hulusi Bey'le ne konuşuyoruz onu anlatmaya çalışıyorum ya. Kusura bakma be Kemal'im. Ben şimdi bu moda kataloğuna dalmışım da elbise kataloğu kendisi. Dalıp gitmişim. Ya senin ne işin var katalogla falan kardeşim? Yıldırım Mayruk musun sen? Şimdi Kemal'im sonuç olarak bu elbiseler de havada durmuyor yani. Hani bazı bayanların üstünde duruyor. Şimdi ben de biraz bayanlara karşı hassas olduğum için kendim... İşte kes abicim, kes 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 ya. Hala elbisedesin, hala kadındasın, kızdasın. Ayıptır ya. Kardeşim, Hulusi Bey Simge'nin bir erkek arkadaşı olduğundan şüpheleniyor. Abicim, geçen gün zaten bu yüzden Peker Pekmez'i dövdürtmemiş miydi? Hayır, başka bir erkek olduğundan şüpheleniyor. Diyor ki, benim kızım evlenmeden bir erkeğin evine girip çıkarsa... ...ben o soğan cücüğünü direkt öldürürüm dedi. Gözümün içine baka baka. Kemal, burada sen soğan cücüğü oluyorsun abi. Sus abicim, sus. Hormonlu salatalık, sus. Neyse abi, benim bir şey yapmam lazım. Benim Simge'yi arayıp bu aralar bana fazla gelip gitmemesini söylemem lazım. Yani anlayış gösterecektir, eminim yani. Güzel. Güzel fikir tabii abi. Başka çarem yok çünkü yani. Yok, şey yapmadım ben sana demedim Kemal'im. Burada bir abla var. Ay ben ona güzel dedim. Baksana şunu. Puh! Vallahi billahi yediririm sana o kataloğu ha. Şabalak. Kemal. Ben bunları zaten yerim ya. Vallahi yerim. Hatta yerim. İş yeri lan burası, iş yeri. Fakirim ben, fakirim, fakirim. Kemal Kükreyen, alo. Bu sefer evliliğinin çakma olduğunu ispat ettim. Nokta. The end. Kazanan başkomiser dedektif büro amiri Peker Pekmez oldu be. Kaybedense Kemal Kükreyen oldu. Aferin Peker Pekmez, aferin. Seni süründürerek KODES'e göndereceğim. Ukala Kemal Kükreyen. Sürünerek değil ya. Timsah yürüyüşüyle göndereceğim KODES'e. Böyle bak. Şimdilik görev tamamlandı. Bir kahve içelim bakalım. ...3500 kalori daha versem... ...biraz daha lahana çorbası içsem... ...yeni aldım. 2 beden küçük bikinim içine girerim inşallah. Ya sen delirdin mi Allah aşkına? Ay kışa geliyoruz, ne bikinisi? Ay alışveriş perver olmak böyle bir şey. Belirli kuralları var tatlışkom. Misal ben her sabah kalkarım, derin bir nefes alırım, bikinimi giyerim, evin içinde öyle dolaşırım. Anladın mı? Yani ben
Mayıs ayına kadar tıkınıp 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 homini gırtlap yiyip yiyip. Daha sonra aa yaz gelmiş, yaz gelmiş. Baksan, baksan. Bak yaz kardeş, bunlar selülitlerim. Bunlar da yağlarım. Diyemem, anladın mı? Ay maşallah. Ağustos böceğiyle karınca gibi oldu valla. Tam kıssadan isteli. Biz de öyle güzelim. Ben hümanist bir insanım. Aynı zamanda felsefesi olan bir insanım. Felsefesi olan insanı seven bir insanım. Aynı zamanda pilates perver, yoga şinaz bir insanım. Alışverişist? Evet, aynı zamanda alışverişist. Ben de tahmin etmiştim zaten. Ay alışveriş demişken, evlilik alışverişi nasıl gidiyor? Ay o soruyu hiç sorma şekerim. Ben o konuda çok mağdurum. Yani limiti bitmiş kredi kartı kadar. Hatta gecikmeye girmiş kredi kadar mağdurum. Biliyor musun Kemal'in bu olayla hiçbir alakası yok. Evlilikle alakası yok adamın ya. Aman ondan kolay ne var? Gidip Kemal'in evine açacaksın dükkanı. Elini sevginin üzerinden eksik etmeyeceksin. O tatlı aile ortamını yaratacaksın. Ay o süper fikirmiş. Bana bak hiç aklıma gelmemişti. O zaman ne yapayım ben? Gideyim de Kemal'imin evine yerleşeyim. Zaten benim bu huzur veren, bu sempatik, bu iyi kalpli kişiliğimle Kemal'imin evini cennete çeviririm ben ya. Cennete, cennete. Ay bu iyi fikirdi. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben hemen işe koyulayım. Yoksa evlilik fotoğraflarımda göz kenarımda kaz ayağı diye kaz bacağı olacak. Pekmez'im gel bak, gel bir şey göstereceğim. Sinan Türk oğlu, Kenan Turteri aldı ışık bir maske. Bırak şuna baksana, çok ilginç. Adamı hipnoz yaptılar, yarım saattir konuşuyor öyle. Adamı hipnoz mu yaptılar? Ya hipnoz değil, hipnoz hipnoz. Baksana şuna. Evet, bir keresinde bana da bu hipnozu denemişlerdi ama İradem çok güçlü olduğu için bilinçaltıma giremediler ya. Vallahi bu adamın iradesi hiç güçlü değilmiş. Yarım saattir neler anlattığını bir duysan, karısını nerede, kimlerle nasıl aldatmış en ince detayına kadar anlattı vallahi. Bu hipnoz olayı daha önce neden aklıma gelmedi benim ya? Evet, Kemal'lerin defter dürüldü. Zaten o cebimde. Ama bu hipnozla yandaki gençlerin gerçekten zararlı olup olmadığını çözebilirim. Gençler ve hipnoz. Manidar, bu rahmetli Tahin dedemin köstekli bir saati vardı. O nerede? Onu şey yaptın mı? İyi hayatım, bir doğru düzgün dur. Saati bilmiyorum. Saati nereye? Beton. Ha şey koydum, yatak odasında çekmece var ya aşağıdaki. Ona bak, yastık kılıflarının altında canım. Tamam, teşekkür ederim. Hop. İdare Türkoğlu. Gene Türkçe'ye verdim. Bırakır mısın? Al. Bir gün de bir zarar vermeden gel, gel git şu eve. Bitti saksı. Manida, saksı değilim ben. Sürpriz eledi. Oo, yetti. Hoş geldin kuzum. Hoş görmüşek, bu senindi. Ay teşekkür ediyorum, niye zahmet ettin tatlım? Hep zahmet olar. Benim rahmetli nenem derdi ki, bir yere geden de elin boş gıçın yaş gedersen ayıp olar. Halimsin Cazibe. Çok şıkmış, teşekkür ederim. Rica ederim. Gülbacı, ben seni çok özlemişim. Nicedir ben senin hiç dosyasını eş edebilmirim. Benim İstanbul'da senden başka hiç kimim yoktur. Canım benim, ben de seni özledim, haklısın. Bir sıkıntı mı var? Aman, bizim hiç davasız, gürültüsüz günümüz geçer. Ne oldu, anlat bakayım bir hele sen. Şimdi bacım bak, ben sabah tezden bunun kahvaltısını hazır eleyip gabağına koymuşum. Sonra da televizyoda seher programına bakarım. Heyecanlı meselelerden danışırlardı. Ben ele heyecanla bakan da sen gel Budan'a benim izlediğim televizyon kanalını değiştir. Ah! Neymiş efendim? Kişimiz evinde bele sesler istemirmiş. Hayırdır Gülbacı? Yoksa sen de o Şıracı Barış da Bozacı Kemal kimi benimle dalga geçirsen? Yok Cazibeciğim, estağfurullah, ben dalga geçmiyorum seninle yani. Ama sen de iki saattir kocasından şikayet eden evli kadınlar gibi konuşuyorsun. Yok. Ele değil. O manada değil. Kardeş kimi? Hı hı. Hakikaten ya.
Öyle söyletecek. Abiciğim, bak burayı çok iyi dinle. Dedim ki kızı ondan sonra, hanımefendi dedim, burada çok fazla dolaşmayın. Polis var etrafta dedim, hemen uzayın dedim. Ne polisi lan? Kız da öyle dedi Kemal'im, ne polisi dedi. Hanımefendi dedim, sizin haberiniz yok galiba. Bizim ülkede dedim bu kadar güzel gözlü olmak suç dedim yani, yasa dışı bir şey dedim. Çakal. Kız ne dedi? Kız ne desin böyle diye güldü Kemal. Ondan sonra bir şey olmadı Kemal. Kumsalda böyle gitar çalan bir tane zibidi vardı. Kız kalktı onunla gitti ya. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Şimdi hani benim bildiğim kadarıyla normalde kızlar kendilerini güldüren erkeklere yüz vermezler mi? Barış'cığım sen olayı tamamen yanlış anlamışsın kardeşim. Kızlar kendilerini güldüren böyle angutlara değil. Kendilerini güldüren erkeklere yüz verir. Çok komik, çok komik. Sen de bakıyorum böyle bir yandan evlisin bir yandan da sevgilin var diye birden böyle ilişki gurusu oldun Kemal, ne iş? Evlisin dedin de Cazibe. Cazibe! Cazibe! Cazibe yenge! Çok güzel kardeşim, evde yok. Hadi sen git içecek bir şeyler kap. Ben de şöyle bir bakayım maç falan var mı? Bu ne be kardeşim ya? Bu ne ya? Jelatinle, streç filmle kaplamış ya. Vallahi yakında beni de kaplayacak diye ödüm kopuyor ha. Sen de gel bakayım gerçek sahibin yerine. Hah. Meyve de getirdim. Hah, maç dedik ya. Kapı çalar anında. Bak ben sana dedim. Geldi yani, geldi. Hayırdır aşkım? Ne işin var? Neden geldin? Ne o Kemal? Başkasını mı bekliyorsun? Hayır aşkım, başkasını beklemek falan değil de yani... ...ne bileyim ben böyle bir anda şaşırdım. Hani ne bileyim böyle... ...girip çıkarken seni birisi görmedi değil mi? Allah Allah ya! Ne münasebet o öyle, ne biçim laf? Gören görsün, duyan duysun Allah aşkına ben senin sevgilin değil miyim? Ne böyle yap, ne böyle? Yani karısı evde yokken eve sevgilisini atan adamlar gibi bir pıstıl pıstıl kaldım böyle. Allah. Aşkım bu ne acayip bir benzetme, teessüp ederim sana ya. Olur mu öyle şey? Hem de yani ben bugün babanla bir konuştum bir mevzu. Lafını unutma bir saniye. Yenge, Allah aşkına şimdi ben bu şapkayı görünce çok güzel olmuş ha. Şahane kulaklar kulaklar kış için nefis. Aha Yenge, neler getirmişsin böyle ya? Bana mı aldın yoksa gözünü seveyim, bir şey mi getirdin? Oğlum bana? Sen ne biçim bir adamsın ya? Ne böyle arsız çocuklar gibi eve gelen herkese böyle... ...bana bir şey mi aldın diye soruyorsun? Saçma sapan konuşma ya. Şapka? Evet aşkım ya, nedir bunlar? Aşkım, bunlar benim özel eşyalarım. Ne karıştırıyorsun lan? Özel eşyaları. Ne çıkacağı, eline ne geleceği belli olmaz. Yapma böyle saçma sapan şeyler. Şapkayı şey zannettim, ondan herhalde Kemal. Özel eşyaların da aşkım hani bunları buraya niye getirdin? Getirdim çünkü sen benim için çok özelsin. Sağ ol hayatım. Vallahi şımartıyorsun beni şu anda da. İnan ben gene anlamadım yani. Şişt, ben anladım Kemal. Kapa çeneni be. Anlatayım ben aşkım sana. Bu sabah kalktım ve düşündüm. Abi düşünmeye başladıysa yandık yani, başımıza bir iş gelecek, ben sana söyleyeyim. Efendim? Şey aşkım yani diyorum ki düşün düşün çoktur işin yani. Anlat ne düşündün sen, çok merak ediyorum. Dedim ki kendi kendime. Ya Simge dedim, sen Kemal'le kaç senedir berabersin? Kaç senedir? Ha öyle birdenbire sorunca böyle şapalak gibi kaldım işte ama... ...ama nereden baksan hayatım kaç senedir beraberiz yani. Ay aşkım benim nasıl hatırlıyor canım benim. Peki, bu ev kimin evi? Tapuda mı? Tapuda şimdi ipotek olduğu için... Aşkım benim öyle değil, öyle değil. Yani bu ev ikimizin aşk çeşmesinin aktığı aşk yuvamız değil mi? Ha, yuva bakımından soruyorsan öyle tabii. İkimizin evi hayatım, ikimizin evi. Ve daha sonra kendi kendime bir soru sordum. Allah'ım kendi kendine sorduysa şapı oturduk Barış. Ben sana söyleyeyim yani ha. Ne sordun yenge? Ne sordun? Dedim ki... Ya Simge, bu evde neden senin hiç özel eşyan yok dedim. İşte benim anladığım yere geldik Kemal. Anlamıştım. Çok güzel soru. Nefis bir soru sormuşsun yenge. Neden yengemin burada özel eşyaları yok Kemal? Gözünü... Ve daha sonra şekilde gördüğün gibi... ...birkaç parça özel eşyamı getirdim. Makyaj çantalarım, yelpazem, bigudilerim... seksi
geceliğim. Ne yapıyorsun hayatım? Evet. Ay şurada iskambil kağıtları var. İskambil kağıtları. Aa, iskambil kağıtları da var Kemal. Oğlum çok acayip iskambil kağıdıyla... Abao. İskambil kağıdıyla gecelik aynı şeyden... Dağıttınız. Bir tane elbise. Paris'in mama kabı. Mama kabı mı? Ay aşkım, bu ev Paris'in de evi değil mi yoksa? Tabii hayatım, zaten ipotek kalksın, tapuyu Paris'in üstüne yapacağım. Ve... Ve... Diş fırçam. Ve... Pofuduk terliklerim. Abi bir erkeğin evine eğer bir kadın pofuduk terlik getiriyorsa evinin yarısını işgal etmiş demektir. Ben sana söyleyeyim ya. Mahvolduk ya, ilhak olduk ya, bittik ya. İhlak olduk. Çok sevindin değil mi aşkım? Çok aşkım, yerimde duramıyorum yani şu anda sevincimden yani, acayip. Sevinmez mi yenge, ne diyorsun sen? Hem de ne kadar acayip sevindi. Ben bile sevindim yenge. Sen şimdi ne zaman yemeğe gelsen şu kerata, şu haylat sürekli benim şeyimden, tavandan yemek yiyordu ya. Bir gün seni yese de kurtulsak. Annem, aşkım Paris, acıktın mı anne? Ver kabı, ver dolaptan koyayım bir şeyler. Ay, ay Allah yazdıysa bozsun benim kızım. O köylü kızının yaptığı apık sapık yemekleri asla yemez. Onun bir kere özel maması var. Öf, bu ne pis kokuyor ya. Bunu ben Barış'ın önüne koysam yemez vallahi ya. Yok vallahi yemem Kemal. Ben şunu şöyle duvarın kenarcığına bırakıvereyim o zaman bu... Koy abi koy, oraya ver, koy ya. Bu ne ya? Gözünü seveyim bu. Öf, vallahi evin içine sindi ya. Öf, nasıl yiyor bu hayvan ya? Ha? Burunda et mi var, koku almıyor mu? Bu ne ya, pis, öf! Skambil kağıtlarına bak. Skambil, git, sus. Alışveriş merkezinde sahnemi almışım. Ortalık çığlık çığlığa. Herkes beni bekliyor. Erdo, Erdo diye bağırıyor. Arkalardan bir ses geldi. Ben Bilay sanırsın ya. Alışveriş merkezi değil. Ben Bilay sanırsın. Erdo evlen benimle. Diye birisi arkadan bir bağırdı. Arkadan çektim uzattığım kolumu. Bir bakarsın. Cazibe. Kim? Cazibe. Gelmiş alışveriş merkezine. Erdo. Evlen benimle falan diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Şekerler. Çapın. Bakın. Çapın komşuyuz Peker geldi. Yerine bak. Hayırsız. Seni gidi yaramaz, yaralarım sarmaz. Neredesin? Küskünüz. Bana bak. Sana bir çıkartırım buradan şimdi. Biraz delikanlı olun. Adamın tersini getirmeyin. Bilin bakalım ben buraya niye geldim. Hayırdır? Sizinle bir oyun oynayacağız. Oyun? Delikanlılar. Şeyim sende mi? Elim sende mi oynayacağız? Bak, buradan da çıkartırım geri. Tamam mı? Şimdi, ben birazdan sizin hepinizi hipnoz edeceğim. Ne? Hipnoz? Hipnoz. Hipnoz. Yani hepinizin alt benliğine gireceğim ve kızın Nazlı ile olan ilgili düşüncelerinizi kabak gibi alacağım. Ne o? Panik mi var, ne o? Biz alt benlik, üst benlik, süper ego, it falan hepsiyle beraber size geliriz zaten. Sizin oluruz ya. Evet. Şimdi şu görmüş sen gel. Muhatabım sensin. Senle başlayalım. Şu görmüş olduğun köste saate bak. Saate bak. Bu saate bakacaksın. Zaten espri yapmaya çalıştım. Evet. Hipnoz sırasında çıt diye ses çıkartan olursa onun çıt diye kemiklerini kırarım. Başla. Bu kösteğe odaklan. Aptal. Tenis maçı seyreder gibi değil. Bu kösteğe odaklan. Ben yavaş yavaş ondan geriye sayacağım ve sen tüm benliğini bana bırakmış olacaksın. Arkasından sana soracağım bütün sorulara cevap vereceksin. Başlıyorum. Uykuya dal. Evet. Uykuya dal. Ben oluyorum. 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Oh, 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 oh.
kendi hipnoz oldu lan. Bak lan. Kendi hipnoz etti lan. Yok. Erdo. Erdo. Kendi uyudu ha. Ne yapacağız biz? Bence panamamızı çıklatalım uyansın ya. Ya saçmalamayın. Ne diyorsunuz kanka Eytalar? Al şu saati ya. Böyle bir fırsat bir kere geçer hele oğlum. Bir deneyelim ilk önce. Test edelim, onaylayalım. Dokun, dokun, dokun bir daha. Ver babacığım saati. It's show time. Şova hazır olun bakalım. Başlıyoruz. Peker pekmez. Efendim? Benimle misin? Evet. Bundan sonra hep benimle olacaksın. Haydi hayırlısıyla bakalım. Şimdi benim dediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Oldu Kenan Işık, tamam. Salonda senin büyüklerin var. Aa! Halan olsun, teyzen olsun. Onlara bir ilgi yap. Aa! Saygıda kusur etme. Yok ya. Gerekirse de ellerinden öp. Ya tabii ya. Peker. Aa, büyük baba. Allah'ım inanamıyorum. Yıllar sonra ya. Öpeyim. Büyük babacığım nasılsın? Merhudar ol. Merhudar ol. Hayır. Ah. Anneanne. Ah, anneanne öpeyim. Nasılsın anneannem? İyiyim yavrum. Ah, ah tomtan anneannem benim. Lan! Remzi dayı burada. Öp bakayım. Remzi dayı nasılsın? Ha. İyi misin? Merhudar ol yavrucuğum. İyidir. Yaramazlık var mı yaramazlık? Yok iyi iyi, benim kız var bir tane. 18 yaşında şimdi dershaneye gidiyor. Hanımla da... Lan! Uzatma bakayım. Yaramazlık yok. Yat yerine. Kapat gözleri. Maymuna bağlatacağız. Pembe panteri maymuna bağlatacağız. Ne yapıyor lan bu? Bir bacı, benimle uğraşmaya bırak. Sen ne inirsen? Aman ne diyeceğim Cazibe, işte iş güç çalışıyorum. Bu sabah çok komik bir adam geldi. Çok enteresan, tuhaf bir adamdı ama çok komikti. Ona iş arıyorum. Ne diyorsun sen, doğrudan? Evet evet. Yani gerçi burada o kadar da komik çıkmamış ama adam hiç burada göründüğü gibi değil. Bayağı enteresan bir tipi vardı. Gülbacı çok merak etmiş. Hem ben de bakabilir ha. Ay bakabilirsin tabii. Ama işte dediğim gibi buradaki gibi değil. Daha komik bir adam. Tuhaf böyle saçmaş bir yerde falan. Enteresan bir hal var. Bismillahirrahmanirrahim. Anam yandık. Gülbacım yandık. Bu Peker, Peykemi YSC Pekmez Efendi'dir. Komiserdir, yabancılar şubesinden. Hamımıza hayatı zindan eleyen adam budu. Hadi ya. Nasıl yani ya? Gülbacım yandık. Biz hamımız yandık. Senle Kemal'i hapishaneye atar, beni de sınırın öbür tarafına fırlatar. Yok Cazibeciğim sakin ol, sakin ol. O kadar da değil canım. Biz de ölmedik herhalde burada. Buluruz bir hal çaresini. Allah'a hamımızı seher programına çıkardan bu adam. Hamımızı seher programına çıkardan. Yanmışık. Deme öyle Cazibeciğim. Bak şimdi biz düşünürüz. Ben bir çözüm bulurum sana. Mutlaka çözeriz. Yok biz mahvolduk. Biz kesin mahvolduk. Bir hal çaresine bakacağız şimdi dur. Ne edecek? Hayatım. Eğer o soğan cücüğünü elime geçirirsem kendi ellerimle gırtlağını keseceğim, geberteceğim dedi adam ya. Psikopat mı senin baban? Vallahi bak anlamadım ha. Aşkım benim, boşuna panik oluyorsun ya. Benim babam eser meser ama yağmaz. Sen merak etme ya, nereden aklına gelecek bizim birlikte olduğumuz? Ya değil mi? Ya öyle diyorsun değil mi yani? Doğru, öyle diyorsun yani. Ama şimdi yenge baktığın zaman yani sen Allah korusun bir gün kalkarsın böyle çıkarsın yürürsün falan. Hulusi Bey seni takip eder. Sen de o gün çat diye buraya gelirsin. Oo, aman dikkat etmek lazım Kemal. Yani takip edebilir Hulusi Bey. Ay yok artık daha neler. Oha Nesburg. Yani Nesburg yani. Yok daha neler ya. Kapı çaldı. Abicim ne korkuyorsun? Beni de korkuttun. İlk defa mı çalıyor kapı? Tih, hayret bir şeysin. Ya gelen kesin Cazibe yenge. Yengeç midir? Yengeç oldu. Benim bazen böyle canım deniz mahsulleri çekiyor ya. Yengeçtir, sistakozdur. Böyle şeylere gidiyorum. Oradan şey yapıyorum. Gelen Cazibe'dir yani. Rahat ol. Benim tabii, izletçi tabii, var ya. Tabii. Cazibe dışarıdaydı. Cazibe dışarıdaydı. O gelmiştir. Acayip şartlanmışız ya. Benim de aklıma yani... Ya şimdi kalkacak da bizi takip edecek de seni buradan yapacak da. Aşkım iyi misin? Ne oluyor? Allah akıl fikir versin. Ne yapıyorsun ya? Ya adam gerçek takip etmiş. Ya olacak iş mi ya? Allah Allah. Öyle şey olur mu? Değil mi Paris ya?
Hani komik düşünüyordum ha. Aç hadi Kemal, aç gözünü seveyim. Barış. Kemal'im. Allah senin cezanı versin be kardeşim be. Otur ağzına limon sıkayım ben senin. Hulusi Bey kapıda. Hulusi Bey. Ay. Al, al gel buraya gel. Şu bu Paris'in karavanını içeri götür. İçeri götür. Aşkım sen ne yapıyorsun böyle, gözünü seveyim. Saklansam. Sana yalvarırım, git yatak odasına saklan, orada kendi kendine inanma, yalvarırım. At at at, çabuk çabuk yürü yürü. Her şeyi yok ettin değil mi? Hepsini hallettim Kemal. Hepsini hallettim içeride. Barış, benim kalbim bu heyecana daha fazla dayanamayacak kardeşim. İdare edemem ben böyle ya. Ben yok yok, ben buralardan çekip gideceğim abi. Naş. Dedi Kemal Paris. Paris'e mi giderim artık, benle mi giderim bilmiyorum ama kesin gideceğim buralardan. Dedi Paris, Paris. Kemal Paris. Tamam ulan tamam, Paris'e de uğrarız bir ara. Yahu sen ne biçim bir adamsın ya? Benim şu zor durumda sen hala Paris'teki hatunları düşünüyorsun ya. Ayıp ya. Ya onu demiyorum abicim. Paris, Paris. Paris. Ay Allah'ım. Paris. Paris, aklını yok et. Paris. Paris. Ne yapıyorsun lan? Ne bileyim, atmayayım mı? At. Koy lan içeri, koy. Hayır. Vallahi, vallahi simge bizi parçalar, koy içeri. Hiç panik yapmam zaten. Hulusi Bey, ne işiniz var burada yahu? Sus Kemal, sus! Bana doğru dürüst cevap ver. Simge bu evde mi? Simge? Simge? Simge diye birini tanımıyorum ben. Simge kim? Ben çıkaramadım. Simge kim ya? Şimdi Hulusi Bey, Kemal bazen böyle heyecanlı anlarında şöyle tık diye elektrik bir gidiyor, arazide böyle tek başına kalıyor. Gidiyor kafa yani. Oğlum, Hulusi Bey'in kızı yok mu Simge Hanım? Simge Hanım işte, Hulusi Bey'in kızı. Ulan antrenmansız salak, koyacağım kafayı şimdi, kapa çeneni ya. Efendim çok özür dilerim de Simge Hanım yani, Simge, Simge Hanım'ı siz niye bana soruyorsunuz, niye burada arıyorsunuz? Kemal, hani sana anlattığım mesele vardı ya, evet. O yüzden Simge'yi takip ettim. Bu sokağa gelince de Simge kayboldu. E baktım bu sokakta bir tek oturan sen varsın. Yani aklıma kötü kötü şeyler geliyor Kemal. Aşk olsun Hulusi Bey, siz ne diyorsunuz ya? Vallahi çok bozuldum size yani. Simge Hanım'la ben. Aa tövbe estağfurullah. Size kibarca yuh demek istiyorum. Yuh, yuh. Yuh. Yani Kemal haklısın, kusura bakmayın böyle. İnsan kız babası olunca böyle şüphelere kapılıyor işte ya. Tabii tabii bilirim. Benim de bir tane kedim vardı dişi. Ödüm kopuyordu mahalledeki diğer kedilerden. Allah korusun. Beşi birden dalıyordu. Allah'ım yarabbim, ne hallere düştüm ya. Tutmuş beni, takip etmiş babişko. Ulan ben nereye saklasam, kendimi nereye soksam. Buna sığar mıyım? Gel pardon. Ay yok olmadı. At.
İçeriden bir ses geldi. Aa, içerisi yok ki burada zaten. Ne sesi ya? Ben ses duymadım ya. Ses olmaz burada, bu evde. Ses olmaz. Geldi, geldi. Geldim. Oha, o ses. O ses şey ya. Aman siz de yani Hulusi Bey, Cazibe ya. Be. Temizlik yapıyor içeride. Onun ses duru ha. Yok canım. Cazibe daha gelmedi ki. Cazibe dışarıda Kemal. Yok, Cazibe değil o. Başka bir şey olmuştur herhalde. Barış, sana Allah'tan rahmet, yakınlarına bak sağlığı diliyorum ya. Yuh! Efendim? Yeğenim. Evinim. Devinim. Ha, devinim. Devinim. Hareket. Devinim. Devinim içeride tabii. Devinim var. Evinim. Efendim. Anlamadım ben. Efendim. Efendim. Ha, efendim. Fenim. Efendim anlamında. Ha, efendim anlamında. Efendim şey oldu. Ben şöyle açayım. Evet. Cazibe, ben dalmışım. Cazibe dışarı çıkmış. Şey o. İçeride cam açık. Cam böyle ceyran yaptı. Böyle çarpınca korner oldu zaten. Yani koronder oldu gitti. Koronder oldu. Koronder mi? Ya. Ya tabii. Almanca ya. Evet demek. Ya. Ya. Götün abi. Ya. Ya. Ne olacak ki? Ha, şinel yani. Nasıl sahne lan? Almancası çok iyiydi, o yüzden şey diyorum abi. Pekmez amca, bu sefer de benim kardeşim imparatorun taklidini yap. Söylün mü? Söyle. Söylün mü? Söyle. Söyle. Allah senin cezanı verecek. Kurban olayım. Şimdi abi, senden bir istek gelsin Berso. Okey kanka. Atilla Taş gelsin diyorum ya. Bana sürekli Atilla Taş deyip duruyor. Bence gerçek Atilla gelsin şimdi. Hadi bakalım bir Atilla Taş görelim. Atilla Taş mı? Hı. Ne var ki? Geli 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 ver kız sekerek de lahab ağzına dinsin ham çökelekin. Tamam. Ne diyorsun, gerçek sahibi olarak iyi bir performans mı? Sıfır. Neyse, benim isteğim tabii ki daha bir sofistike, daha bir yandan olacak, daha candan olacak. King of Pop, Eni Acıbokki. Yani Michael Jackson gelsin. Oh! Oğlum öyle bir şey yok. Sensin. Ay Gülbacı, benim Kemal kimim ben de çok korkuram. Ya Peyker Efendi başa düşerse, ha tırstım. Başa düşmez, başa düşmez. Sen beni dinle. Bak, bu plan sayesinde Peker Pekmez bize bulaştığına pişman olacak ve biz bu işin içinden tereyağından kıl çeker gibi kurtulacağız. Doğru dersen. Doğru diyorum. Sen şimdi git eve, ayağını uzat, yemek yap. Ne yemek diyeceksin akşam? Var mı yemeğin? Ben akşamdan nohut ıslanmaya koymuşum. Bir tek pilav pişireceğim. Bak ya, ne uğraşıyorsun kızım, incik cincik. Konserve açsana, konserve daha ya. Aa, hiç konserveden yemeği olar. Ha? Hegegat arvat, akşamdan mahnı okuya ısladar nohudunu. Tamam anladım, delirme. Şimdi iyi, sen git yap yemeğini. Dediğim gibi Peker Pekmez'e de hiçbir şey çaktırma. Bana güven, bu plan işleyecek. Yaşı o vakti. Ama ben Kemal'a söyleyelim. Söylersin tabii, şimdi kocan o senin bir yerde. He. Yani sahte de olsa benim hayat yoldaşım da hem bilmesi lazımdı. O vakti ben... Hayırlı yol bana. Yani Simge kesinlikle burada değil, öyle mi? Yani Simge Hanım'ın burada ne işi var? Hulusi Bey yapmayın Allah aşkına. Az önce siz de yani ben de böyle kuruntu yaptım dediniz ya, niye beni şimdi zor durumda bırakıyorsunuz? Tamam, ne yapayım? Aklım karıştı Kemal. Bak evlat, ben hayatta... Üç şeyden nefret edersiniz, biliyoruz artık yani. Hayır, onu söylemeyecektim. Başka bir şey söyleyeceğim. Ben hayatta 3 kişiyi eşek sudan gelinceye kadar dövdüm. Bu üçü de Simge'nin erkek arkadaşıydı. Bravo Hulusi Bey. Yani helal olsun. Ağzlarını, burnunu, kemiklerini, gözlerini patlasaydınız, kırsaydınız zaten. Tebrik ederim Hulusi Bey. Kırdım Barış, kırdım. Birinin kaburga kemiğini çırt diye kırdım. Ha ya Almanca ya. Ya? Hundeba. Peki bir şey soracağım ben size. Nasıl kırdınız ya? Bana anlatır mısınız? Yani ben bir daire Barış'ın üstünde denemek istiyorum da bunu. Ha?
Yatak odasında biri var. Biri var, biri var, biri var. Aa, Hulusi Bey yapmayın, kedidir o. Kedi var, kedi var, kedi var. Ah, annemiş, neredeymiş, neredeymiş, neredeymiş? Hadi biz, siz. Kedi mi aldın lan? Oğlum bak, kediyi çok üzülüyorum. Lan nerede kedi, nerede kedi? Ya ben seninle aynı oksijeni nasıl paylaşıyorum arkadaş? Çok normal oğlum. Şimdi odanın içinde oksijen olunca ben... yapıyor otomatik olarak aynı oksijen paylaşılıyor Kemal. Soruya bak ya. İyi de beyne gidiyor, boşuna nefes alma. Bakalım. Yatak odasında gerçekten biri mi var? Hulusi Bey, vallahi billahi yemin ederim size Allah canımı alsın. Yani benim böyle bir fikrim yoktu, benim böyle bir isteğim yoktu. Çok üstüme geldi. Ben de ne yapayım ya sonuçta? Erkeğim, dayanamadım. Lütfen yalvarırım ben size ya. Talaş, talaş, talaş. Ya ben sıkıldım, değiştiriyorum kanalı. Şimdi bize... çok soğuk bir iklimi yap. Kutuplardasın. Kutuplardaki kutup ayısısın. Donmuşsun. Böyle bir soğuk yok. Don bakayım bana. Anam anam ya, bu soğuk böyle ya. Hakikaten çok soğuk. Kaç dereceymiş baktınız mı? Anam. Bunu da ben sevmedim. Bunu değiştir. Erdoğan. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak. Şimdi Peker Pekmez, çöldesin. Çöldeki bahtsız bedevisin sen. Sıcak. Çok sıcak. Üfür üfür üfürüyorsam yerleri. Böyle bir sıcak olamaz. Çıkar, çıkart üstündekileri. Vay 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 vay. İçtin. Pişman. Su. İyi yılın sıcağı. Evet. Su. Çok sıcak ya. Yok mu su mu? Su. Aa, çok sıcak. Ya Erdoğan. Ya ne olacak bunun hali ya? Abi karısı kızı falan merak eder. Biz bunu evine yollayalım ya. Peker Pekmez. Benimlemişsin. Ha. Harika. Şimdi üçe kadar sayacağım ve parmağımı şıklatacağım. Arkasından ne hipnoz ne bir şey. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Buradan tırıs tırıs gideceksin. Tamam mı? Bir, iki... üç. Hain! Ne oldu lan? Ben neredeyim? Ne yapıyorum ben burada? Kimim ulan ben? Kimim ben? Kim soydu lan beni? Kim soydu? Sölüm mü? Ben sölüm mü dedim ben ya? Ben niye böyle yürüyorum ya? Allah sizin cezanızı verecek. Abi, yap böyle bir yetimlerce. Lay 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 lay. Bey, vallahi yatak odası özel bir yer yani. Donum monum yatağın üstünde. Lütfen çok rica ediyorum ya. Kes! Ama... çekilin! Hani ben erkeğim... yol açın! Ben erkeğim sonuçta. Rahat dolaşabilirim evde yani. Lütfen Hulusi Bey! Hulusi Bey! Ama temizlikçi varmış. Pardon kızım, çalışıyor muydun? İyi, çalış. Kolay gelsin. İyi. Bak, ben temizlikçide üç şeyi severim. Birincisi, temizlik malzemelerine su katarak daha uzun süre dayanmasını. İki, çalışırken şöyle sere serpe giyinmesini. Üç, gömleklerimi yıkarken yakasındaki ruj izini benim hanımla paylaşmamasını. Hadi, kolay gelsin. Çalış, çalış. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Efendim, ben de işte Cazibe yardım etsin diye. Yazık kızcağız çok yoruluyor, sevaptır diye. Böyle ikinci bir yardımcı aldım. İyi, iyi. Oh, çok şükür. Buyurun, buyurun, buyurun. O cibiliyetsiz soğan cücüğünü bir yakalayıp ayakkabılarımı yedireceğim ona. Efendim şiddete ne gerek var? Allah aşkına yapmayın yahu. Var Kemal, var, var. O haysiyetsiz zibidiyi ben şeyinden sallandıracağım. Ayaklarından sallandıracağım, havaya asacağım. Çok haklısın Hulusi Bey. Gerçekten. Bu şehrimin çivisi çıktı. Bu gençlerin hali nedir öyle? Bir sululuktur, bir laçkalıktır. Efendim bir bilemedim. Gençler kendi kendilerine bir şeyler böyle... Yalakasın, yalaka. Yalakanın önünde gidenisin. Yalaka sporsun. Ayıp be, şu ortamda adama yalakalık yapıyorsun ya. Hulusi Bey kızım, ben sana soracağım laçkalığı. Bakın, benim kızıma kimse benim haberim olmadan bir santim bile yaklaşamaz. Yaklaşırsa onu santim santim doğrar, zeytinyağında şöyle güzel bir kavurur, yerim.
Yerim acı bir diye sizi. Polisi ben yapmayın hadi Allah aşkına. Kalbiniz tutacak ya. Tutuyor. Aa, bacım, şey bacım. Neli bacım bu? Neli bu ya? Bu şeyli. Kestaneli. Kestane bacım. Kestanemiz çizilmeden babanıza bir kahve yapın. Babanıza derken yani. Babalara geldik. Babama. Babamın da babam gibi görünen amcama yani. Şimdi zaten amca dediğim baba yersi. İkiyle çarptın mı bir amca bir baba çıkıyor. Şimdi kaçla çarpacaksın kim bilir. Dayıdan ne baba çıkacak? Kapı. Erkek dedi. Kapı, kapı. Benim kapı çok sihirli ya. Bayılıyorum ben bu kapıya. Tanrım sana çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Lütfen peker pekmez olsun. İyice ne işler karışsın, ortalık böyle karışsın. Sen de benim canımı al, götür bu dünyadan. Bıktım artık ya. Salam. Kemal abi. Cazibi yok mu? Bakayım. Yok yok, sonunu verdik az önce. Ne var, ne istiyorsun? Ya aslında ben seni arıyordum ya. Albümünün single'ımın tek parçasını sana adadım. Söylemek istiyorum. Söyleyeyim mi? Tabii tabii. Ortam zaten artık o kadar müsait ki bir tüy eksik. Tüyünde dik bari de öyle git. Sen gel hep beraber. Çık 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 çık. Kabriyo Kemal'im, göbekli kelim. Söylemiştim sana gencim güzelim. Kabriyo Kemal'im, göbekli kelim. Söylemiştim sana seyrek görüşelim. Nasıl? Güzel mi? Lan buzdolabı süsü. Çıktır git. Tık. Çıktır git. Ne pis kadın. Çıktır git. Çıktır git. Çıktır git. Çıktır git. Çıktır git. Çıktır git. Bazen böyle bir sinirleniyorum ama dalasın geliyor Kemal, bilmiyorum ki. Ya sen ne dengesiz bir duruş olmayan adamsın be. Şuna yüz veriyorsun be kardeşim be. Vallahi bu adamı sen böyle yaptın ya. Komik ya bazen. He komik. Kapa. Bakalım bu sefer paravanın arkasından kim çıkacak? Çok merak ediyorum. Tavrın yok Kemal'im, senin de benim. Aa, konuklarımız gelip de hoş gelmişsiniz Hulusi Bey. Hoş bulduk Cazibe Hanım. Hoş bulduk efendim. Hanım kimdi? Ne yiyor orada? Bir şey yemiyor hayatım. Ne yiyor bilmiyorum ama o kendisi yeni temizlikçi. Sen ben de mutfağa gelsen bir şey söyleyeceğim. Kemal kolumu çekme. Ne temizlikçisi? Benim otağımı hiç kim temizleyebilemez benden başka. Canım ben şimdi sana lavabonun altındaki dirsek bağlantının şeklini anlatacağım. Bak çok enteresan. Yürü gel sen gel. Damlatıyor da lavabo. Yürü canım yürü yürü. Gözünü seveyim idare et. Allah'ını kitabını seversen idare et. Durum bildiğin gibidir. O kestane bacı var ya temizlikçi. Aslında kim biliyor musun? O Simge. Simge'yle burada oturuyorduk böyle. Aniden Hulusi Bey gelince böyle baskın yaptı. O da bu kılığa girmek zorunda kaldı. Eğer Hulusi Bey onun Simge olduğunu anlarsa ben sana söyleyeyim yani. Velat dalin amin. Sen dulsun. Dul, dul. Sen indi diyersen ki sarı gara Fatma kestane bacı olupdu. Hem de bu otağın hizmetçisi olupdu he? Evet evet idare ediyorum. Ne yapayım yani? Bana bak, bana bak Cazi. Şu anki çaresizliğimden faydalanırsan seni var ya çok fena yaparım. Acısını çok pis çıkartırım, söyleyeyim sana. Sen hem işe mene acı çektirirsen, hiç olmazsa ben biraz şenlenim. Cazi be kızım, bir sus ya, bir idare et, sus. Cazi, çok konuşma. Çabuk, çabuk kahve yap. Aa, kahveni ben pişirersem Hulusi Bey ne değer, he? Ne değer? Bu kestane bacı bir kahve pişirmesini bile bilmir. Ne becarıksız, ne çabuk bir arvat demez mi? Heh, hadi pişir görün, hadi pişir görün. Kemal bana bu laf sokuyor, bir de böyle yaptı bana. Hayatım o kestaneye laf sokuyor, lütfen. Bana bak köylü kızı. Bana bak köylü kızı. Buyurun kestane bacı. Sen konuş böyle, konuş, konuş. Ben bunun acısını çok güzel çıkaracağım. Hele ki babam bir gitsin, saçını alacağım. Böyle çevireceğim seni, anladın mı? Hayatım sen de şunu kışkırtma lütfen. Ya ben sana mı kaldım ya? Ben sana mı kaldım? Türk kahvesi yaparım ben. Ya kendi başıma yaparım, anladın mı? Ne var bunda? Allah'ım ya Rabbim, bir dakika. Kahve fincanı şurada. Sana kalacak mı? Allah'ım ya Rabbim. Bir şey söyleyeceğim. Rondoyu tamir ettin mi? Hayır daha ben fırsatım olmadı tamir ettiremedim. Mecbur kettle'da kaynatacağız yine suyu. Hadi bu seferlik de öyle olsun. Mecbur kettle'da su varmış. Düğmeye basıyorduk değil mi? Evet. Of tuşunda şu an. Tamam. Kahve. Bravo.
yapmazmış, bilmem neymiş de. Ben şöyle fincana kahveyi koyuyoruz herhalde. Yani profesyonel kahveci gibi yapmam da gitmiyor ayrıca. Yeter mi artık? Yeter herhalde. Allah'ım. Tamam, bunu da koyduk. Karıştırdık mı? Bu oldu herhalde. Olur yani. Bir şey söyleyeceğim, yani bu biraz köpürmedi, köpüksüz oldu. Biraz gözlüğün, kestane bacı. Nece olsa sizin yanında iki dakika durduğu için köpürecek. Hayatım, hayatım, hadi sen burada takıl biraz. Yürü sen içeri, yürü. Takıl hadi hayatım, görüm. Sen biraz takıl. Hadi görüm, hadi görüm. Kestane Hanım, benim kahve ne oldu? Aa, işiniz kestane bacıya kaldıysa siz o kahveni gelen il içersiniz Hulusi Bey. İl? İl efendim hani anladığımız vilayet anlamında değil, yıl anlamında. Yıl, il. Ha, yesiz söylüyorlar. Tasarruf için. Evet. Ama Cazibe Hanım, yani sizin gibi kahve yapana ben rastlamadım. Ne demişler? Taze evden, taze kahve, taze gönlü, tazeler. Tazeler efendim, tazeler. Ama Teymur da gelirse hepimizi eller. Yani o yüzden siz yavaş yavaş gitseniz diyorum kocası. Neyse. Bana müsaade, bir zengin kalkışı daha. Tabii ki zenginlikten. Kemal. Efendim? Senin köpekin yoktu değil mi Kemal? Köpekim benim, köpekim yok da niye sordunuz ki? Kemal, senin köpekin yoksa Kemal, bu köpek maması kimin köpekinin Kemal? Hay, hay, o köpek, evet orada çok ilginç köpek maması var kutuda böyle. Ama o şeyin köpeğinin maması ya, kimin köpeğinin maması? Bak, kimin köpeğinin maması yani Barış? Köpek maması var, kimin köpeğin? Hulusi Bey, kimin köpeğin maması? Gözünü seveyim, orada mama var, köpeğin var. Kimin köpeğin maması Kemal? Kimin köpeğin maması o? Ulan bir kere de sen bul be kardeşim, bir kere de sen bul ya. Efendim hemen düşünüp söylüyorum, o şeyin köpeğinin maması. Aman... Lafı dolandırıp durma Kemal. Simge'nin de köpeği var. O halde bu köpek maması kimin Kemal? Ama benim düşünmeme hiç izin vermiyorsunuz ki Hulusi Bey. Düşüneyim ki cevap vereyim. Bakın düşünüyorum. O şeyin... Of. Her kimin köpeğinin maması değildir o Hulusi Efendi. O Kemal Bey'in mamasıdır. Kemal'ın mı? Kemal'ın mı? Kemal'ın mı? Ne? Benim mi? He, utanma görüm. Nece de olsa senin patronundu. Senin ne gerip heysiyetli olduğunu öğrensin. Hulusi Bey aramızda kalsın. Kemal Bey köpek maması yemeğini çok sever. Hadi be. Haydi be. Hadi be. Ya bu kız da var ya alem ya. Yani Cazibe bacının da ağzına bakla ıslanmıyor. Yani efendim ben de zaten size itiraf edecektim. Ben şeyi çok seviyorum. Köpek mamasını, köpek mamasını yemeyi çok seviyorum. Böyle insanın ağzında böyle kekremsi bir tat bırakıyor. Yani nasıl tarif etsem kızgın sulardan serin kumlara böyle atlamak gibi bir şey. Ya bir şey yaptı şimdi. Kumlardan sulara ters oldu biraz Kemal. Sulardan kumlara şey yapacak ki. Ben sana tersten bir çakacağım, göreceğin günle ha. Yani Kemal, şimdi sen gerçekten köpek maması mı yiyorsun ya? Yani kapısından mamasından beraber köpek mamasını şey yapıyor, kafayla şey yapıyor ha. Böyle. Samak. Efendim yani vallahi biliyorum çok saçma bir durum ama yani mecburen yiyorum. Yani çok çok seviyorum ben onu, çok seviyorum. Vallahi inanmam. Ekmek Kur'an çarpsın, vallahi billahi bak. Hatta istersiz sizin kabağınızda da yiyebilir. Yok, yok canım daha neler. Cazibe bacı ne yapıyorsun ya? Hay senin kabağına. Yersin. Ben sana yedireceğim. Fare ölüsü gibi kokuyor bu ya. Ya canım ben de merak ettim. Ye de göreyim. Efendim yemeyeyim. Hayatta olmaz. Yemem yani. Ye, ye, ye. Ye, çe, çık, çe, çık, çe. Ye, saçmalamayın ye, çocuklar. Yapmayın ye. Yani. Bu şey fare ölüsü gibi kokuyor. Yaşlı olup benim yemeklerimin kıymetini başa düşersen. Ben zaten senin yemeklerinin kıymetini başa düşüyorum yani. Olsun. Sabah tezden beni kışkırtmışsın. Ye, 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 diyorsunuz yani ama yok ben yemeyeyim. Bu fare ölüsü çok pis kokuyor ya. Hadi Kemal ya çok merak ettim. Ya da bir göreyim ya. Efendim yerim yemesine ne var ki? Hop bir avazla yerim ben bunu da. Şimdi doktorum bana dedi ki bugünlerde göbek aldı yürüyor. Hani yemeği biraz azalt dedi. Ya Kemal her zaman yediği şeymiş. Hadi hatır için biraz ye ya. Ye de göreyim hadi ya. Dizi dizi inceyim. İnatçılıkta birinciyim diyorsunuz yani. Hani no way out hesabı. İlle yiyeceğim yani. Ne yapalım o zaman?
Barış, alsana bir yudum, sen de yardım et. Oğlum o yenir mi lan Nefe'nin? Ne manyak manyak alışkanlıkları var diye. Ben onu yemem Kemal, yok vallahi yemem. O zaman ben izniniz olursa bunu yiyeceğim. Neyse, hadi ben bunları da gördüm ve gideyim. Teymur Bey gelmeden Cazım Hanım. Hadi, Allah'a ısmarladık. Ben aynı ortamda bulunmaktan nefret ediyorum. Sizden ne kadar hadi insansınız ya. Allah kahretmesin sizi ya. Nuş olsun Kemal Efendi. Pıt 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 et. Lop 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 yağ olsun. Oh. Ya babam da gitti. Rahatladım ama kahve yapmıştım. Aşkım sen hiç bari ne yapayım? Senin kısmetin yaşam. Ya kızım şimdi kahvenin sırası mı? Dur ağzın burnun mahvoldu ya. Sen Simge Hanım'ın kahvesini beğenmirsen. Ha? Aferin kız. 40 yılın başı. Bir tane doğru laf söyledin. Çak. Aa, kucağa bak. Kemal. Hadi bakalım canım. İç bakalım. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ver. Ver tamam içerim. Mide zaten çöp tenekesine döndü. Ne var yani içerim. Ondan sonra yere kusuyorsun diye bana şey yapma. Artistlik yapma sakın. Al, al. Al, bundan mı beni korkutacaksın? Al, içtim işte. Oh be. Evet. Aşkım nasıl olmuş? Tarçın ve kekikle kahveye değişik bir yorum kattın. Bu benim yorumum. Ya ne tarçını ne kekiği? Sen ne yapıyorsun? Bana ne içiriyorsun ya? Öleceğim, vallahi zehirleneceğim ya. Gördün Simge Hanım, az evvel köpek maması yediğinde bile beni öğürmemişti. Bana baksana sen. Bana baksana. Sen benim kahveme iğrenç, disgusting mi diyorsun ha? Gel be öyle değilim. Bak canım benim. Demin babam vardı. Hep bu şey yapamadım. Ama ben şimdi babam gittiğine göre senin o saçını başını yolarım, anladın mı? Ya Simge ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abicim? Ne yapıyorsun? Niye ayırıyorsun? Ve iki tane kadın böyle kavga ediyorlar. Oğlum bunlar için özel siteler var internette ya. Bırak bir seyredelim Kemal. Bedava şey kadın kavgasını seyredeceğiz. Bakacağız biraz sonra. Ya. Sen çeneni kapa sanal manyak. Vallahi indireceğim ha. Kemal duymadın mı? Kahveme disgusting dedi. Ya bırak casting kusting. Allah Allah hayatım ya. Oo ben içtim işte güzel. Tamam ben içtim. Ama içtikten sonra yaptın. Hayatım yaptım şey dedim ya. Böyle kahvem olur ya. Ne kadar güzel ya. Keşke her gün olsa da içsem dedim ya. Hadi aşkım sen doğru eve git, baban şüphelenmesin. Üstünü de değiştir, Paris dal hemen naşla. Zaten aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kılık, kıyafet böyle bir kendimi bir irrational hissettim ya. Allah korusun. Bazılarının bitimi iti geçer bana. Çıkarayım şu üstümdekileri. Hüştürüm. O bitler senin giyindiğini başa düşürlerse senden evvel kaçarlar zaten. Ne konuşuyorlar? Be kızım be, vallahi engerek yılanısın ya, engerek yılanısın ya. Ayıp be, her fırsatta sokuyorsun ya. Yeter ya. Sensin mide... ilan be. Midemi mi yıkasak ne olur? Hem ne olur, bir şey olur muyum acaba bana? Parmak at be. Kemal'im ben gidiyorum şimdi, hani dışarıdan istediğin bir şey var mı? Efendim köpek mamasıdır, bir şeydir falan, hani akşam acıkırsın acıkırsın. O yüzden diyorum Kemal. Gül sen kardeşim gül. En son gülen iyi gülecek görürsün. Yani bilmiyorum, bundan sonra dikkat et. Cazibe Boca'nın yaptığı o börekleri böyle hapur hapur yerken... birisi böyle arasına kazayla ezilmiş köpek maması koymasın. Bilemiyorum yani, koyabilir birisi. Hadi be. Şişt, bak yenge gözünü seveyim bak dikkat et. Bu harbiden yapar bu herif ha. Sonra perişan olurum yani köpek mamasına. Hey. Sen hiç merak eyleme Barış kardeş. Kemal Efendi bundan bele mence zarafat üçün bele elini köpek mamasına vuramaz. Zarafat şaka manasını.
Tabii ya, hiçbir şeye dokunamazım artık. Çakal. Şş, basket lan. Hadi git. Gitme. Hadi, hadi. Gittim ben. O zaman hayra karşı yenge. Hayra karşı git. Hayra karşı, hayra karşı. Göreceksin sen hayra karşı. Ha? Çok güzel. Aferin sana ya. Tebrik ediyorum seni. Bak, alkışlıyorum yani. Sen elin embeseliyle bir oluyorsun. Kocana, nikahlı kocana kumpas kuruyorsun. Bu nedir ya? Ayıp ya. O kadar da mühim değil. Peyker Efendi'nin bize ettiği hile daha büyüktü. Ne diyorsun sen ya? Ne peykeri, ne hilesi, ne? Şimdi ben bugün Gülbacı'nın yanına gitmişim. Orada öğrenmişim ki peyker pekmez. Gülbacı'ya gidip mene pul karşılığı ere gitmek isteyen bir arvat da deyipti. Ne diyorsun sen ya? Vay çakal vay. Aklı sıra bize suçüstü yapacak, evliliğimizin çakma olduğunu ispat edecek ha. Yanarız. Ekmek Kur'an çarpsın yanarız. Bir şeyler düşünmemiz lazım Cazibe. Aa, sen korkmayasan Kemal, Cazibe buradadı. Sen bak gör biz Gülbacı'yla ona neler edecek. Ya şimdi ne ben... edeceksin? Bu adam deli. Ne yapacağı belli olmaz. Şimdi ben sana anlatacağım. Anlat. Biz Gülbacı'yla beraber nikah dairesine gideceğiz. Ha. Ona bir tane arvat bulmuşçasına... Gazetelerden nefret ediyorum ya. Telefon. Gülbacı. Buyurun. İyi günler, Peker Pekmez Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Dül Hanım'la mı görüşüyordum? Evet Gül ben, Dadalık şirketinden. Peker Pekmez Beyciğim çok şanslıymışsınız. Tam size göre bir kısmet buldum. Hadi ya. Bu kadar çabuk mu? Ya buldunuz mu? Kızı mı buldunuz? Aday kızı mı buldunuz bana? Ama kağıt üzerinde evleniyorsunuz tabii, bunu biliyorsunuz değil mi? Ha, tabii canım, tabii biliyorum yani. Herhangi bir şey yok böyle. Evet, daha sonra bir şey yok. Tamam, parayı hemen şey yapabiliyor muyuz? Parayı diyorum. Indira Gandhi sakal hemen cebe indirebiliyor muyuz parayı biz ya? Hani biliyorsunuz benim bir pirinçli pilav özlemim var da biz fakiriz, garibanız, biz bir pilav yemek istiyorum da. Hatırladınız değil mi Dül Bacı? Tabii tabii, elbette hatırladım Peker Pekmez Beyciğim. Hiç merak etmeyin, ben sizin adınıza tam 100.000 liralık bir anlaşma yaptım zaten. 100.000 lira mı? Vay 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 vay. Kemal'e bak be. Burnumuzun dibinde servet yapmış, haberimiz yok. Hem anladım, anladım. Hı-hı. Bu arada sıkı durun, size daha da güzel bir haberim var. Yarına nikah günü aldım. Yok ya. Yani şey diyorsunuz, yarın nikah, öbürsü gün pilav anlamında mı? Yani tabii bizim de elimiz kolumuz uzun birazcık yani, takdir edersiniz ki. Yani her şey hazır. Siz yarın saat 13'te Esenler Nikah Dairesi'nde olun yeter. Esenler Nikah Salonu, tamam. Damatlık diyoruz otomatikman. Ha, tamam peki. Şey diyecektim ya, bu evleneceğim bayanla bir şöyle bir tanışsaydık hoş olurdu. Yüz göz olurduk, mayhoş olurdu. Hani öyle bir olmaz mı? Rica ediyorum, bir daha böyle bir imada bulunduğunuzu duymayayım Peker Pekmez Beyciğim. Bir kere Gül Dadı Ajansı yıllardır namusuyla hizmet veren ahlaklı bir kuruluştur. Ayrıca tersel bir şey yok, bunu hiç unutmayın. Tersel bir şey yok. Ya biliyorum ya, ben onu espri bağlamında size şey yapmıştım, söylemiştim zaten. Ben hani telefonu gülerek birbirimize karşılıklı anırarak kapatalım diye o espriyi yaptım. Tensel tabii ki bir şey yok. Bakın ben anırmaya başladım bile. Tamam Peker Pekmez Beyciğim, yarın görüşmek dileğiyle o zaman ha? Oldu Bülgacı. Vay be. Koskoca çeteyi şu minnacık boyumla çökerttim be. Bravo Peker Pekmez. Bravo. Sen aslında var ya, polis molisi olacak adam değilsin. Ya sen aslında bir maraşal. Ben maraşal olmalıyım ya. Kendime bir maraşal üniforması mı diktirsem ben? Ha? Maraşal Peker Pekmez. Nasıl olur? Ya. Hadi canım. Nasıl ya? Şimdi komiser Pekmez de mi senin gibi para karşılığı evlenmeye çalışıyormuş yani? Oğlum üstelik adam evli. Artık evraklarda bir sahtecilik mi yaptı, ne yaptı bilemiyorum yani. Yazık ya. Şimdi komiser maaşıyla da çok zor tabii Kemal'im. Bir de bunun şimdi dershanede okuyan kızı var. Yazık ya. Lan sezon sonu ne yazığı be, deli misin sen? Allah Allah. Adam Gül Hanım'a suçüstü yapmak için evleniyor. Hani bizim izimizi takip edecek, şapı oturtacak. O yüzden çakal ya. Çakal. Kemal ben şimdi anladım.
tamam. Sanmıyorum ama üstüne de gitmeyeceğim. Nasıl? Ayıp ediyorsun Kemal, şimdi seni duyan da şey zannedecek ha. Hani şimdi bu duyuyor da tam anlayamıyor da anlamakta bir takım zorluklar çekiyor falan sanacak yani. Öyle miyim ben Kemal, gözünü seveyim ya. Hala ısrara devam yani, ısrarcılığına da bayılıyorum yani. He? He tabii. Kızım bu adam toptan kafayı yemiş ya. Böyle birlikte alırırık falan dedi bana telefonda. Biz alışık onun angırmasına. Biz hanımız beraber angırırız. Hadi neyse şimdi çok işimiz var. Sen kalk. Benim son dediklerimi yap. Daha sonra zaten telefonlaşırız, tamam mı? Yaşa vakti. Sonra beraber angırırık ha? Angırırık, angırırık. Özüne yaşa bak Hasan. Angır angıra gidelim. Biz bunun altından çıkabilecek Kemal. Sen deli misin ya? Hem de nasıl kalkarız biliyor musun bunun altından? Bir şey söyleyeyim mi? Ayrıca çok eğleneceğiz. Ama ya Peker Efendi bizim barmağımız olduğunu başa düşerse o zaman ne edecek? O zaman ne yapacağız güzelim ben sana söyleyeyim. Ben hapishaneye gireceğim. Sen de dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a hop diye uçacaksın. Aman yok, ben seni hapishaneye düşmeni istemiyorum. O vakti ben Azerbaycan'a giderim. Sana bir şey olmaz. Bana bir şey olursa üzülür müsün? He, elbette ki üzülürüm. Sen köbutsan, domuzsan, Türk dilli, Türk sifetlisen eme, bana bir çatı vermişsen. Biz bu otağda dava dalaş ömür geçirip gidirik. Üzülme be Bayırgül'ü. Ben sana da bir şey olmasına izin vermem. Çünkü sen benim... Sen benim en iyi arkadaşımsın yani sonuçta. Hesaplarım bozuldu. Yaşa vakti. Gecenin her ağasını arkadaşım. Canım arkadaşım. Gecenin her ağasını. Arkadaşım gecenin her ağasını. Of be Cazibe. Ya bu elbiseyi aldık ama... Paçalar uzun geldi. Ne yoksa ben mi kısaldım ya? Nasıl bir elbise bu? Neyse idare ederiz. Pekmez'im. Ay! Ay bu ne hal böyle gece gece damat gibi olmuşsun. Ne yakışıklı. Teşekkür ederim manidarcığım. Görev icabı. Yeni bir plan programın içindeyim de. Canım benim. Demek sonunda kocalık görevlerini de hatırladın ha? Aldım ben mesajı, aldım. Ben ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum kocacığım. Kocacığım. Şş, her şeyin farkındayım diyorum sana. Hadi. Sen her şeyin farkındasın ama ne ben bunun farkındayım ne polis farkında manidar. Gelinliğimi mi giyeyim mi? Ne gelinliği ya? Giymeyeyim, giymeyeyim. Ay şimdi çok uzun sürer o. Çıkarması uzun sürer. Hadi gel. Hemen. Allah'ım eşeğin aklına gene karpuz kabuğunu denize düşürdün. Salak Peker Pekmez. Kaptırdık paçayı. Manidar. Neden? Bir şey. Allah'ım. Oh. Allah'ım ya. Manidar. Oh. Davat gibi olmuşsunuz. Pekmez komiserim. Çok komik madeni. Herhalde görev başındayız değil mi? Sen şimdi bu görevde bana yardımcı olup bu kamerayla kayıt yapabilecek misin? Sarı kız. Ben de gerçekten çok ayıp oluyorum ha. Ya? Yani bana beni öyküze benzetebilirsiniz. Ona bir şey demem ama benim elektronik kabiliyetlerimle dalga geçmeyin lütfen. Yemişim senin elektronik kabiliyetini madeni. Biz resmi bir görev üstündeyiz. Bana yardım edeceksin, bu kamerayla her şeyi kaydedeceksin ve akşam haberlerinde şok şok şok. Polis kamerası kayıtları. Komiser Peker Pekmez yasal olmayan bir evlilik çetesini çökertti. Ondan sonra gelsin terfi. He dedektiflik bürosu. Haydi Allah'ım inşallah ya. Siz çete dediniz değil mi? Onların silahları minahları vardır. Beni bu görevden affedin, bir dahaki göreve beraber giderim komutere. Madeni. Madeni, ödlek ördeklik yapma. Sen şunu al, benim için kayıt yap.
tam parayı alırken. Gerisini merak etme. Hatta bu görevin bir bestesi bile vardır. Her şey vatan için. Öyle miydi ya? Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey. Let's going. Her şey vatan için. Ben de dolma saracaktım. Yardım edersin bana vallahi bir tencere. Ay bacım, dolma bükmeye bir kenara bırak göreyim. Ben sana çok mühim bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah. Ne? Bu korkulu haberi kaşkı gözlerim görmese, kulaklarım eşitmeseydi. Ne diyorsun? Ne oldu? Ay ne oldu? Yoksa pekmezim şehit mi oldu? Ben şehit karısı mı oldum? Allah'ım ne oldu? Ay yok. Peyker efendi ölmeyip ama sen bu haberi alan da onun ölümü senin ellerinden oldu. Ya söylesene mi? Ne oldu? Ağzını geveleyim durma. Pekmezime bir şey mi oldu? Şimdi çıkmıştı daha. Senin pekmezin bugün bir arvadla nikah kıyır. Ay. Böyle şaka mı olur Allah aşkına? Nikah kıyacak. Bana kıyabilir mi pekmezim? Nikah? Ne nikah ya? Ne diyorsun? İndi beni dinleyesen yavaş yavaş söyleyelim. Peker Pekmez Efendi bir kadına nikah kıyır. Sene değil ama. Başka. Aa! Bay olacağım ben. Ay! Allah! Komşular yetişin! Yetişin göl gibi kadının üstüne nikah kıyıyorlar. Yetişin! Ay bayılacağım galiba. Ay yok. Bayılmaya sen yüreğin gitmesin. Benim şimdi çok güzel bir planım vardır. Gör bak biz seninle ne inecek? Ne inecek? İndi biz seninle nikah salonuna gidecek. O salonun nikahı kıyarken sen o... Madeni dahiyane planımın bu aşamasının nikah dairesi bölümüne hoş geldik. Senden özellikle bir şey rica ediyorum. Biraz sonra o güldür bülbül hanım bana parayı verirken o anı kaydetmeni istiyorum. O an çok önemli. In the play of the camera, in the money of the hand. Okay? Aa, yes okay de benim anlamadığım bir şey var hala. Yani manidar yenge nasıl oluyor da senin başka bir kadınla evlenmene müsaade ediyor? Lan angut. O. Manidarın bu konuyla bir alakası yok. Bu formalite bir evlilik. Yani köprüden geçerken OGS... OGS nereden çıktı ya? Ha, köprüden geçerken ay ya dayı diyeceksin. Bu kadar işte ya diyeceksin. Ne? Yani sizden hiç beklemezdim Pekmez Bey. Neyi? Dayınızdan mı evleniyorsunuz? Ya sizin bu yaptığınız toplum kurallarına uymaz. Hatta bunu Behlül bile yapmaz. Ya Madeni sen harbiden angutsun ha. Yemişim Behlül'ünü. Ben dayımla niye evleneyim ya? Niye evleneyim? Ben... Başka bir formalite evlilik yapıyorum. Parayı alma anını saptayacağız ve gelsin terfi. Dedektiflik bürosu. Haydi ya, anlamadın mı daha? geliyorlar. Gel yanıma. Yanıma gel. Geç. Hoş geldiniz. Merhabalar Pekmez Beyciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pekmez Beyciğim. Efendim tanıştırayım, müstakbel eşiniz. Memnun oldum. Ben de memnun olmuşum Aybalım. Ah, bu da Azeri. Siz bravo Güldülbül Hanım ya. Azeri gelinler hakkında bir tez geliştirdiniz herhalde. Hep Azeri. Yok efendim, yok. Tam adı olarak neydi gelin hanım? İsim? Benim adım Mahinur'dur. Mahinur, tanıyorum ya bu Mahinur. Ünlü yönetmen, senarist, montajcı Mahinur. Tanıyorum. Merhaba Mahinur, nasılsın? Yok, o değildir. Benim adım Mahinur Pekmezova. Pekmezova? Çok ilginç ya. Benim de soyadım Pekmez. Evlendikten sonra ovaya atacağız. Geriye bir tek Pekmez kalacak. Mahinur Pekmez. Çok yahşıdır. Yahşidir. Sen hapse girince görürsün yahşiyi.
Pekmez Beyciğim. Heyecanlı mısınız? Ah, terfi edeceğim için mi dedektiflik bürosuna... Pardon, ben ne diyorum ya. Yok canım, niye heyecanlı olayım tabii. Gelin hanım beni böyle yakışıklı bir elemanı görünce karşısında eli ayağına dolaştı. Haklı tabii, haklı. Pardon, izin verin şöyle. Ben Gül Dülbül Hanım. Hazır, playing off the camera. Tamam, alayım Gül Dülbül Hanım, parayı alayım ben, parayı. Aa, para mı? Ne parası? Ne parası olacak canım, ben burada evlilik yapıyorum. Hem böyle içi geçmiş kart bir hanımla evleneceğim, bir de para alamayacağım. Paramı alayım. Ne demek ya? Gül Hanım, biz böyle konuşmamıştık. Ben hem böyle kart bir insanla evleneceğim, hem de paramı alamayacağım, öyle mi? Alayım parayı. Çek sen, çek, alayım parayı. Yeter artık! Dayanamıyorum! Manidar! Manidar ya! Aşk olsun Pekmez'im, ya aşk olsun! Yıllar sonra bana bunu da mı yapacaktın ha? Kartmış! Sensin kart! Kartsan para! Manidar, senin o gelinliğin içinde ne işin var silüet olarak? Ne işin mi var? Aa, pardon, şaşırdın değil mi canım? Sen bunun içinde başka birini bekliyordun değil mi? Aşk olsun Pekmez'im, yani... Bunca yıldır yapmadığım bir şeyi yapacağım sana, biliyor musun? Ne yapacaksın? Gelinlikle aletli jimnastik mi yapacaksın? Aa, ben sana göstereceğim alet. Bekle, gelirim. Ne yapacağımı gösteririm ben de. Taşma! Babama ne yapayım? Taşma diyorum sana! Bekle, kayıtlayayım. Taşma! Lan solak ne çekiyorsun? Taşma diyorum sana! Manidar, abartma ya! Ne abarttım? Bu sefer seni affetmeyeceğim asla, biliyor musun? Gel buraya, kaçma! Karıcığım, bak bir şey söyle, görev icabı. Al çiçek bir lira, iyi mi? Gel buraya! Oho! Kaya Kemal, sen nereden çıktın ya? Hoş geldin. Kayanın altından. Efendim, nikahınıza geldik tebrik etmek için. Maşallah, gelin kızımız da pek güzelmiş. Güzeldir, güzel. Tanıştırayım. Manidur, ay pardon, Mahinar. Neydi? Manidar. Sana iyi mi? Manidar. Biliyorsun ki bir görev icabı. Ne görev icabı? Ne görev icabı? Tutuklasana beni hadi, tutukla. Ya, seni şikayet edeceğim, seni tutuklayacaklar asıl. Ben seni tutukladım, götürürüm yatak odasına ama şimdi. Hayır, bu sefer affetmeyeceğim seni, affetmeyeceğim. Ben senin niyetini biliyorum. Sen nikah tazelemenin filan değil, karını tazelemenin peşindesin değil mi? Ne alakası var Manidur? Tamam, ben size soruyorum. Bu adamı döverek mi öldüreyim, boğarak mı öldüreyim? Valla bana sorarsanız 3, 5, 8 ya da 45 kere döverseniz çok iyi olur. Zevkli, zevkli. Boğmak daha iyi olacak. Seni var ya, değmez, değmez. Bu adam için hapislerde yapmayacağım, pul sana. Manidur. Manidur, al Kemal. Pekmez Bey, her şeyi haydi feraşın yüksek çözünürlük kaydettim vallahi.